Yani AKP MHP iktidarının kadınlara kadın düşmanı politikalarıyla uyguladığı saldırılar bir biçimiyle devam ediyor. Hem erkek şiddetinin hem de erkek devlet şiddetinin arttığı bir dönemde aslında 8 Mart'ı karşılıyoruz. Tabii bu aynı zamanda doğrudan hem yoksullaşma, alım gücünün düşmesi, ekonomik krizin, evdeki yaşam alanlarındaki kadınların emek sömürüsünün de aslında öne çıktığı dönemlerden biri diyebiliriz. Yani bir yandan kadınlar ev içerisinde emeği daha fazla ev içerisindeki emeğinin daha fazla görünmezleştiği, aynı zamanda alım gücünün düştüğü, ocaktaki tencerenin gerçekten kaynamadığı bir dönemden bahsediyoruz. Ve bu genel yoksullaşma da kadınları, LGBT artıları daha fazla etkilediğini söyleyebiliriz. Devletin savaş politikalarının sömürüsünün, kadınların kazanımlarına dönük saldırının arttığı bir dönemde 8 Mart'ı karşılıyoruz. Bugün devletin Rojava'ya dönük işgal saldırılarında yine en fazla kadınların etkilerinden bahsedebiliriz. Yine aynı şekilde Siyonist İsrail Devleti'nin Filistin'deki işgal saldırıları da aynı gerçeklikten besleniyor ve tüm bu işgal saldırısına, sömürüye karşı bizler kadınların, ezilen kadınların mücadelesinin yanında olduğumuz bir dönemi karşılıyoruz. Yine beraberinde yoksulluk, erkek şiddeti, kazanımlarımıza dönük saldırılar, işte nafaka hakkı, 6284, bunlarla birlikte yeni yasa tasarısıyla birlikte aile dayatması, bunların her biri aslında kadınların doğrudan yaşamlarına tekabül eden ve bunun doğrudan hem hane içerisinde mücadelesini verdiği hem de sokakta erkek devlet şiddetine karşı mücadelesini verdiği bir atmosferde karşıladığımızdan bahsedebiliriz. Bizler platform bileşenleri olarak kadın kurumlarıyla en geniş kitlesiyle bu yıl 8 Mart'ı örgütlüyoruz. Bu bizim için şöyle bir önemli yanı var. Devletin tam da saldırılarını arttırdığı bir dönemde kadınlar yan yana gelmeye, birlikte mücadele etmeye ve birlikte politika üretmenin önemli bir aracı olma noktasında önemli bir iddiası var. 8 Mart'a giderken her kadının talebini orada var edebileceği ve gerçekten kendisinin öznesi olduğu bir 8 Mart diyebiliriz. Herkesin sözünü var etmek genel gündemimiz. Yani bugün orada kuracağımız kürsü de böyle bir kürsü olacak. Yani işte cumartesi direniş alanlarından doğru olan baktığımız zaman cumartesi annelerinden barış annelerine, genç kadını KYK'lar için, intiharlar için mücadele eden üniversiteli genç kadınlardan, işte bugün depremde karşı karşıya kaldığımız depremde doğrudan bu mücadelenin öznesi olan, mücadele eden yani kadınların sözünü kurduğu bir kürsüyle aslında böyle bir şeyle günü düşünüyoruz. 8 Mart'a giderken AKP MHP iktidarının kadın ve LGBT artılara yönelik sistematik saldırıları karşısında bizler bugün karşı karşıya kaldığımız yoksulluğa, sömürüye, şiddete, savaşa karşı mücadelemiz var, çağrımızı sürdürüyoruz. 8 Mart'a giderken tüm kadınlara ve Lubunyaları hayatlarımız, haklarımız, kazanımlarımız ve özgürlüğümüz için 3 Mart Pazar günü saat 16'da Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nde mücadelemizi birlikte büyütmeye çağırıyoruz.